Selamlar. Yine bir yaz gününde Yıldız Teknik Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle bugün de mutluyuz, huzurluyuz. Hep bir neşe, hep bir heyecan. Allah'ın izniyle hep bir hidayet içimizde var. Yaptığımız her işte Yüce Allah'ın rızasını gözetiyorsak o zaman dost doğru yoldayız demektir. Bizim bu hayata bakış açımız, fiiliyatta yaşadığımız hayat bizim nasıl bir kul olduğumuzu gösterir. Her şeyden önemlisi Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmektir. Bu dünyadaki hiçbir menfaat, hiçbir çıkar kimseye kalmayacak. Bu nedenle insanlar bu dünyanın bir hazırlık mekanı olduğunu düşünüp her anını Yüce Allah'ın rızasına adayıp ebedi alem için durmadan çalışmaları gerekir. Emin olun oradaki hesap öyle basit bir hesap değil. Mükemmel bir hesap ve her anınızın hesaba çekileceğini, yaptığınız her işin bir hesabı olacağını unutmayın. Bu şekilde yaşayıp Yüce Allah'ın rızasına uygun işler yapıp Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'i anlayıp hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle mutlu da oluruz. Dost doğru hayatınla temsilcisi oluruz. Böyle bir hedefimiz olmalı bizlerin. Müminin, takvalı bir kulun böyle hedefleri olmalıdır. Eğer yoksa sizin emin olun büyük eksikleriniz vardır. Bakın Müslümanlık, İslamiyet çok nurlu, yüce bir makamdır. Yani herkesin yapabileceği bir iş değildir. Emin olun lafla sözde olacak hiçbir iş değildir. Yani bu nedenle insanlara anlatıyoruz. Hani ben şöyleyim, ben böyleyim demek de bir şeyler olunmuyor. Gerçekten samimi olmanız gerekir. Ve her zaman yüce dinimizin bizden istediği şudur, mütevazı olmak. Sen elinden geleni yaparsın, takdiri Yüce Allah'a bırakırsın, tevekkül edersin. Bu şekilde yaptığın zaman gerçekten sen İslamiyet'i anlamışsın demektir. Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşama gibi bir hedefin vardır demektir. Ama bunu yapmıyorsan, devamlı gösteriş peşindeysen veyahut da masal üstüne masallar anlatanlar var. Hani ben gençken şu kadar şey yaptım, işte şu zamanlarda şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum ama şimdi yapmıyorum. Yani bu nasıl bir gaflet, bu nasıl bir cahillik? Hani bu kendini bilmezler, her şeyi bildiğini zannediyor. Onlardan iyisi yok. Her şeyi biliyorlar, onların bir şey yapmalarına gerek yok. Kendi kendine de kararlar veriyorlar. Ben şuraya giderim, böyle olurum falan. İşte bunlar kafirlerin, şeytanın adımlarını takip edenlerin ta kendileridir. Bu mahluklar her türlü ne yazık ki haram işi yapar. Ama buna rağmen biz elimizden geldiğince dosdoğru yaşayacağız. Bunları da düzelteceğimiz kadar girdiğimiz her türlü ortamı fark etmez neresi oldu. Her yerde kafir var ne yazık ki. Ama biz bunların hepsini düzelteceğiz. Düzeltme gibi bir amaçları yoksa da bizim karşımızda düzgün durmak zorundalar. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Peygamber Efendimizin İslamiyet'i yayarken verdiği emekleri, çabaları, o hicret zamanlarını, cahiliye devrinde yaşanan sorunları, bunları iyi görmek, iyi düşünmek gerekiyor. O zamanki durumlar hala devam ediyor. Kafirler, müşrikler, münafıklar hala sayamayacağınız kadar var. Biz bunları normal göremeyiz. Hele de yüce dinimiz İslamiyet'i bildiğini zannedip her türlü kafirliği yapanları hiç normal göremeyiz. Elimizden geldiğince dediğimiz gibi biz kendimizden sorumluyuz. Önce kendimizi Yüce Allah'ın rızasına uygun bir kul şekline getireceğiz. Hidayette, takvada yarışacağız. Daha sonra girdiğimiz her türlü ortamda Hakk'ın temsilcisi olmaya çalışacağız. Bizim bir tebessümümüz, her kelamımız insanlara örnek olacak. Onlara nasıl yaşanır,
Nasıl dost doğru kul olunur onu gösterecek. Öyle yaşayacağız. Lafla sözle değil yani. Öğrendiğimiz hak kelamı, Kur'an-ı Kerim'i. O ameli fiiliyatta yaşayacağız. Bunlar çok önemli konular. Umarız herkes düşünür, bu şekilde anlar ve yaşar. Bu şekilde yapılmayan ibadetler ne yazık ki gösterişe giriyor, riyaya giriyor. Biz gösteriş değil de mütevazi hayatı, samimi bir ibadeti yapmaya çalışalım. Takvalı kulun amacı budur işte. Hedefi budur. Bir insanın her gün yaptığı konular vardır. Ama her şeyden önemlisi Yüce Allah'ın rızasına uygun işlerin yapılmasıdır. Hele de farzların yapılmasıdır. Bunları yapmayacaksın, sonra din adına konuşacaksın. Senin kendinden haberin yok. Kafirlikte de yarışıyorsun, sonra da insanlara bir şeyleri öğretmeye çalışıyor. Her türlü haramı yapar. Kul hakkıdır, haktır, hukuktur, hiç bunlardan haberi olmaz. Tek derdi şeytan uymaktır. Böyle kafirler var, ondan söylüyorum. Bizim mümin olarak çok dikkatli olmamız lazım ve dosdoğru hayatı her zaman her yerde temsil etmemiz lazım. Elimizden geldiğince inşallah hak kelamı anlar, okur ve hayatımıza tatbik ederiz ve Yüce Allah'ın rızasına uygun takvalı bir kul oluruz diyorum. Hoşça kalın.